Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Murat. Şimdi GSD denizcini inceleyeceğim. Ee, neler olmuş? Bir bir formasyon yakaladım bunda. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Ne yapmamız lazım? Bununla alakalı bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu bir harmonik formasyon. Burada bir düşüş formasyonu, ikili tepe arkadaşlar. Şimdi iki tane farklı grafikten bunu göstereceğim size. Ee, ve neler olacak? Nasıl bir senaryo ile karşı karşıyayız? Yükselişler devam edecek mi? Yükseliş için nereye beklememiz lazım? Bununla alakalı konuşmayı yapacağız. Ee, bu arada arkadaşlar uyarımızı yapalım. Burada videoda anlatacaklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Benim fikirlerime dayalı kalarak lütfen işlem açmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada grafikleri paylaşıyorum. Yani örneğin anlık fotoğraftaki e, ne olmuş, nasıl bir değişiklik uğramış onları paylaşıyorum. Uyarımızı da yaptıktan sonra e, yayınımıza geri dönelim arkadaşlar şimdi nasıl bir yol izleyebiliriz? Abi bakın. Şöyle. E, bunda zaten e, bir tane e, ikili dip yapmış arkadaşlar. Bakın şimdi buradaki harmonik formasyonu da göstereceğim size. Ne, nasıl bir senaryo ile karşı karşıyayız. Ve e, başka bir şekilde şu, şu, şu alandan e, şöyle göstereyim. Abi şuraya da kilitleyeyim. Bakın. Burası bir zaten bir satış yeri arkadaşlar. Bak burası bir satış yeri. Hatırlıyor musunuz? Ben her zaman söylerim bir Fibonacci çemberinden bahsederim her zaman. Fibonacci çemberi bak abi. Bildiğin Fibo. Fibonacci'nin etrafında dolanıyor arkadaşlar. Bu yani bu fiyat Fibonacci çemberinin etrafında dolanıyor. yani Dolanmaya çalışıyor. Öyle anlatayım. Şimdi abi buradan Fibonacci çemberini açalım. Bu öbür hesap. Şuradan çemberi değil daha doğrusu da hız direnç ayları diyelim arkadaşlar. Şimdi şunu açtık. Buradan da sadece biri seçeyim Hatta şuradan şunu tam daire seçelim ve arka planımızı kapatalım şimdi ne demiştik İki çeşit formasyon var demiştik değil mi arkadaşlar birinde düşüş formasyonu ve devam ederse nasıl bir şey olabilir bununla alakalı yorumumuzu yapalım Bu arada arkadaşlar nankörlük yapmayan insanların herkese teşekkür ederim kanalımızı beğenen abone olan yani insanlar herkese teşekkür ederim yani herkese te çok sağ olun bu arada güzel yorumlar yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Beni de motive ediyorsunuz. Bu bu tarz videoları da kimse yapamaz yani. Ben açık konuşayım. Herkese de açık açık konuşurum. Instagram'dan bile anlık olarak alarmlar kurdum. Herhangi bir yere geldiğinde oradan alarmlar veriyorum. Alarmları paylaşmaya çalışıyorum. Daha doğrusu paylaşacağım. Öyle anlatayım. Şimdi ee, arkadaşlar Instagram'dan bu ara beni takip edebilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bu kadar emek veriyoruz. yarım saat çizim yapıyoruz. Adam iki dakikada izliyor, basıyor, gidiyor. Var. Bu kadar nankör olmayın abi. Yani bir tane beğeni atın ya da beğenmiyorsan beğenmiyorum deyin. Bunu her defasında söyleyeceğim arkadaşlar. Kimse de kusura bakmasın. Bir de bu Fibonacci çemberlerini benden başka da Türkiye'de bile yabancıki dahil çok çok nadiren kullanan var. Yabancı Türkiye'de hiç yok. Türk birinde görürseniz bilin ki benden çalmıştır. Bu teknikler bana aittir arkadaşlar bilginiz olsun. Ben aylarca bu tekniklerin nasıl kullanıldığını, ne yapmam gerektiğini, nerede nasıl çalıştığını ile alakalı uğraşıyorum. Dediğim gibi bu teknikleri herhangi birinde görürseniz bilin ki benden çalmıştır. Türk birinde görürseniz yani artık bir yayıncıdan. Şimdi yayınımıza geçelim. Abi burada şunların hepsini kapatayım. Şöyle bir yapayım. Şimdi bunu biri aldım ben. Bak abi. Şimdi ne dedik? Bak burada bir ikili tepe formasyonu vardı dedik değil mi? Şu alanda bir ikili tepe formasyonu var dedik. Burada bir e, harmonik formasyonu oluşuyor ve burada da arkadaşlar <laughs> fiyatın bir şekilde çanak yaptığını zaten beni takip edenler zaten biliyordur. E, ya da yeni geldiyseniz burada ikili dip, ikili dip ile beraber fiyatın tekrar yukarıyı denediğini zaten anlamışsınızdır arkadaşlar. E, göz kararı bile burada bir tane Fibonacci çemberi çizeriz yani onda da sıkıntı yok. Şimdi bakın arkadaşlar Fibonacci çemberlerinde şöyle bir şöyle bir sıkıntı var birlere çarparsa birler Fibonacci 618'ler falan bunlara çarparsa kusturur aşağı doğru. Bunlar çok güçlüdür. Bunlar fit tutar kapsar 50 kez anlattım bunu. İnşallah arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar neyin ne olduğunu anlamıştır. Bu bir Fibonacci çemberi arkadaşım. Bunun üstüne geldiği zaman fiyat aşağı doğru atar. Burayı mesela belki de burada Fibonacci şey var 618'ler. Bunu çizmedim bile. Neden? Çünkü bir harmonik formasyon oluşmuş arkadaşlar. Onunla alakalı düşüş formasyonları veya yükselişi nasıl olacak? Yükselirse nasıl bir senaryo karşı karşıyayız veya buradaki Fibonacci çemberini kırabilecek mi? kırabilecek mi mesela bak burada bir ikili dip var. Görüyor musun abicim? Şimdi, arkadaşlar dediğim gibi bu burada bir ikili dibimiz var. Bir burada ve bir tane de burada bir ikili dibimiz var. Şimdi burası da kırıldığına göre bir onay almış arkadaşım. Şurası da kırılımla beraber bir yükseliş onayını almış. Şurası abi. Burada bir onayını almış. Şimdi bu yoluna doğru devam etmek istiyor. Tabii ki önünde direnci de var. Ee, burayı da kıramazsa yine bir e, hareket yapabilir. Ne demiştik? İki kez di ha, iki ke ikili dipten sonra fiyat zaten W'dan sonra fiyat yukarı doğru zıplar abi. Burada gördüğünüz gibi bir ikili dip var. Şimdi buradaki ikili dipi ben ölçüyorum. Buraya koyuyorum abi. Bu fiyatın gelmesi gereken yer abi. Ee, iki, hatta şuradan alayım. Şuradan alayım bir saniye. Bir dakika arkadaşlar şuradan bir ölçelim. Hatta bakalım haftalıkta bir ikili dip var mı? Haftalıkta bir ikili dip var mı? Şuradan bakalım. Evet haftalıkta da yapmış. Ya yani güzel. Haftalıktaki ikili dipten sonra zaten buranın kırılımıyla beraber abi şöyle bir ölçelim. Bakalım buradan buranın kırılımıyla beraber zıplayacağı yer burasıymış arkadaşlar. Yani bunun e, maksimum gidebileceği tekrar bölge 4.830 olarak gözüküyor arkadaşlar. 4.830 yani maksimum 4.905 TL üstüne kalmadıktan sonra burada ikili tepe formasyonu yani bir harmonik formasyon çalışmaya başlar arkadaşlar. Bunun da zaten düşüş hedeflerini veya yukarı çıkarsa nasıl bir senaryo karşı karşıyayız onu göreceksiniz zaten. Bakın haftalıkta bir tane doji koymuş buraya bu hiç hoş bir şey değil trend dönüşü diyor bak bu görüyor musun abi şu. Bakın arkadaşlar şu bir trend dönüşü. Şu. Bu. Tamam artık yeter diyor. in aşağı diyor. Ben düzelteceğim diyor. Bak, düzeltme istiyorum diyor. Yani ne olur trend kırılmamıştır arkadaşım. Sen buradan ee, kanalını çizmişsindir kendince. Dersi tamam kardeşim ben kanal kırılmadan satmam. O sana kalmış bir Biz şey. kimseye zaten al sat demiyoruz abi. Buradan çekersin kanalını. Buradan ne beklersin? Kanalın alt bandını düşmesine beklersin. Buradan ne olur? Vurur çıkar, vurur çıkar, vurur çıkar. Bekleyeceğim mi günlerce? Vuracak çıkacak, vuracak çıkacak, vuracak çıkacak. Kalk şuraya bak. Böyle böyle çıkacak. E bir de buraya kıramadığını farz et. Çıkamadı bir de yukarı. Ne oldu? Bunun aşağı pat attı aşağı doğru. Sonra bir daha duracak çıkacak. Böyle 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 devam edeceksin. Bir daha şey yapacak. Bir daha bir daha bir daha. E, bitti zaten abi. Gün bitti. Ömür bitti. Nasıl olacak abi? Yani ben kimseye alsa ettim da arkadaşlar. Biraz mantıklı işler yaparsak. Hepimiz için de daha iyi olur. Ee, dediğim gibi burası bir direnç noktası. Kimse alsat ettim. beni ilgilendirmez. Ben sadece teknik analiz paylaşırım. Burada bir düşüş formasyonu var. Şimdi düşüş formasyonuyla alakalı konuşalım. Ee, arkadaşlar şimdi Bu alanda e, Günlükte bir tane desteğimiz var e, Şu alan fiyat olarak 4 lira 140 kuruşta Buradan e, Fibo 236 var Fibo 236'dan bir tepki alırsa Tekrar yukarılara tekrar tekrar deneyebilir e, Ama onun dışında Buranın kırılmaması ile beraber Fiyat artık e, Zorlaşıyor zaten bak tepeler düşüyor abi Bak görüyor musun Tepe düşüyor Tepeler alçalıyor Ama bu tepelerin alçalması illaki böyle bir kanal yapısı oldu. Burası kırılamaz anlamında değil arkadaşlar. Yani şuradan öbür taraftan göstereyim. Burada bir kanal yapısı oluştu işte burası kırılamaz anlamında değil yani. Şöyle insanlar şöyle düşünmesin onu İşte bak buradan bir tane kanal var abi. Artık buradan kanal oluştu. Tamam artık bu kanal kırılmadıktan sonra işte mal artık aşağı düşüyor falan filan. Öyle yani öyle bir şey var mı abi? Ben yani öyle bir şey yok mu? Öyle, ne alaka? Bak burada da vardı. Sen şimdi kanalı buraya da çeke, çekebilirdin. Bak bunun üstüne fitil attı. Buraya da çekebilirdin. Üstüne fitil attı. Buraya da çektin. Üstüne fitil attı. Üstüne fitil attı. E ne yapacaksın sen? Nereye kadar bu kanalı taşıyacaksın böyle üstüne attı 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 attı. Gidiyor bu yukarı gidiyor. Ne dedik? Fibonacci çemberin fiyatlar dolanır demiştik değil mi? Bir döngüden bir yer bir döngüye geçer demiştik Fibonacci çemberinden. E şimdi bu fiyat Fibonacci çemberin dolanıyorsa sen buraya kanal çizersen yine aynı durum, yine aynı şekilde patlayacaksın yani. yani patlayacaksın. Çünkü ee, formasyonların bile bazı teknikleri vardır arkadaşlar. Bak burada bir yandan izliyoruz bir yandan öğreniyoruz yani. Burada ben iki dakika sana anlatırım. Abi falan harmonik formasyon var dedim. Çeker giderim. Ya, bana hayrın mı var? Yok. Kardeşim bak ben de zamanla çok para kaybettim. Adamlar detaylara takılmıyor anladın mı? Bak benim kadar detaylara takılan var mı? Ama bizim millet nankör. Ne beğeni atar ne yorum atar. izler defolur gider. Yapacak bir şey yok yani. Yapacağı düşüyor. Ben genelde adına konuşuyorum arkadaş. Kimse üzerine üstüne alınmasın yani. Bizim millette var ya yani, kimse şey almasın. Şu git bunun bir tane kafir paylaşsın. Adamın elini öperler ya. Şimdi buradan abi destekten gelmiş ya. Buradan e, tekrar bir daha yukarıyı 440'tan tekrar bir daha 4, 690 tekrar test edebilir. Test edecek. E, bir bak mesela burada bir tane düşen trend oluşturmuşum sen. Bak abi burada mesela bir kendi kendine bir tane düşen trend oluşturuyor görüyor musun? E, buranın kırılımıyla beraber tekrar mesela bir daha yukarıyı deneyebilir. Bak görüyor musun? Tekrar deneyebilir. Ama nereye kadar deneyecek abi? Bak nereye kalacak? Böyle mi deneyecek? Bak üçgen. Al sana üçgen. Her tarafın üçgen. Yani mantıklı değil. Anladın mı abi? Benim için mantıklı değil. Yani bana sorsan desen ki Murat sen bu isteğe giremezsin. Ben girmem abi. Ben girmem abi. Bak. ikili tepeye koymuş. Ben bu formasyonu gördün mü? En kötü buradan bir daha retest bekler. Bak en kötü 4-2-100'den bir daha retest yapar. 4 700 Bekleyeceğim mi ben bunu günlerce? Her gün bunu beklemem ki abi ben. Ne dedik? Buradan fiyat Fibonacci çemberini dolanıyorsa arkadaşlar eğer ki şu alandan fiyat e, sağ taraftaki ekran buradan fiyat yukarı doğru dolanıyorsa çemberden o zaman deriz ki tamam artık fiyat yukarı doğru çıkıyor. Buradan işte ne bileyim 5 TL üstüne tutundu. Tamam deriz artık 5 TL üstüne tutunduysa tamam o zaman sıkıntı yok abi 5 TL üstünde tutunduysa sıkıntı yok deriz. Anladın zaten 4.9'da bunun ciddi bir tane direnci var. Deriz ki tam 4.9'da tutundu. 5 TL zaten psikolojik rakam deriz ki ama arkadaşım buradan yukarı doğru yolu oldum ama burası e, üstünde tutunamadığı için burası bir satış bölgesi arkadaşlar bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil e, kendi fikrim kendilerinizin bu arada nasıl bir şey olabilir onları da görelim şimdi abi e, burada bir e, aşağı düşüş formasyonu var demiş harmonik formasyon bunun düşmesi gereken yerlerden bir tanesi arkadaşlar 3950 3500 ve 3 TL buraya kadar bir geri çekilmesi lazım fiyatım buralara kadar işte haftalıktaki desteklerinin yerlerini söyledim arkadaşlar. Burada görüyorsunuz haftalıktaki, günlükteki, aylıktaki vesaire. Bunlar fiyatı tutabilecek olan değerler buralar arkadaşlar. ve onun dışında aşağılara düştü mesela toplama yerleri olarak da arkadaşlar şuradan bile ölçsek yani şuradan bir şöyle bile ölçsem arkadaşım bak abi görüyor musun? Şöyle ölçeyim ben sana. Rengini sana mavi yapayım bunun. Bak kardeşim bunu da sana hatta şöyle iki yapayım. Ee, şimdi her zaman fibo ölçme teknikleri vardır arkadaşlar. Kafanıza göre fibo ölçersiniz sonra içeride kalırsınız. Ben size söyleyeyim. Bak şu alanı görüyor musun? 3, 4 TL, şey 4 TL. Buradan yukarı doğru bir tepki alıp bir daha deneyebilir yukarıda. Ama garanti, garanticiysek abi eğer ki ben garanticiysem ben buradan 4 lira gelir buradan 3-4 liradan aldım altına stopunu koyarım hemen şu gramın altına şuraya 4 lira aldım? Hemen şu altta 3 lira 980 kuruş. 3 lira 970 kuruşun altına. Ne bileyim işte 3 lira 3750'ye bir tane stop koyarım. Buradan yukarı doğru bir daha test beklerim abi. 4 liradan mı aldım? 4.75 kuruşa kadar bir daha ben bu malı tutarım. 4.75'te bakarım kırıyor mu? Kırıyorsa eğer ki 5 TL'yi devam Kırmıyorsa artık bırakırım. Çünkü buradaki harmonik formasyon var. Milyon tane adam var bu formasyonu bilen. Adam diyecek ki ulan burada formasyon oluşmuş. Yön aşağıdır. Ben niye satmayayım ki bunu? Zaten ikili tepe formasyonu. Bak abi ikili tepe. Bu bir ikili tepe formasyonu arkadaşım. M yani. Bunu bilmeyen yani yoktur herhalde bilmiyorum. Kaldı mı öyle adamlar? Bak ikili tepe. Bak bir. Görüyor musun? İkili tepe abi. Bu yani. Gördün mü kardeşim? Bak bu. Bu yani. Bu bir ikili tepe. Bak M. Hele, hele bu ekran kırılımı geldikten sonra 3 sonra selamun aleyküm aşağı doğru. Harita, harita artık gözükmez. Neden böyle bir şey var? Onu da size anlatayım. Çünkü arkadaşlar bu tarzda bakın bu tarz hareketlerde burada yapılan çanak yani bir tane Fibonacci çemberi döngüsünün içinden çıkıyor fiyat. Şurada bir Fibonacci var arkadaşlar. Fibonacci hareketinde var. Fibonacci'den e, yön yukarı doğru devam ediyor abiler. Bakın buradan yön Fibonacci çemberine kırıyor. Buradaki boy kadar fiyat yukarı doğru atıyor abi. Buradaki boy kadar yukarı doğru atıyor. Sonra da kanalın üst bandından devam ederek fiyat yukarı doğru yön oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. E, aylık grafikte arkadaşlar bu ikili dip yapmış. ikili dipten sonra bu tarz hareketlerden aşağı sonra bir geri çekilmek geri çekilme olur. Bakın örneğin şurada yapmış ikili dibini. Buradan oyna, onayın da almış falan diyorlar. Hani öyle, öyle bir tabirle kullanan bak desteğe kadar gelmiş misal şuraya kadar gelmiş. Buraya kadar geldikten sonra fiyat retestini yaptıktan sonra yukarı doğru yoluna devam etmiş. GSD denizcilik demişti tamam, ben burada retestimi de yaptım falan filan. İşte burada satılmış dirençten işte bilmem ne olmuş falan filan vesaire senaryo yukarı doğru çıkmış bu adam. Neyse şimdi buradan aşağı doğru düştüğü zaman bu kanal kırılma, kırılmasıyla çok pis bir şekilde aşağı doğru kusar bu. Hani takip edeceğimiz bölgeleri de şurada gösterdim arkadaşlar. Bu bölgeler takip edilmesi gereken fiyatlar abi. Onun dışında ekleyeceğim pek fazla bir şey yok. Yani kanal manal trend gunfona işte ne bileyim çemberler falan hiçbir şey çizmedim. Fibonacci bile kullanmadım gerek yok. Formasyon var abi formasyon. Varsa yoksa Fibo. Ben Fibo'cuyum abi. Ben ben garantici adamım. Ben Fibo. Benim çizimlerimi bilen bilir. Pitil'in ne kadar çalıştığı grafiklerim vardır. Yeni gelen adamlar bilmiyorsa e, görürler bunu. Geçmişimi izlesinler. Geçmiş videolarımı. E, diğer videolarımı. E, arkadaşlar dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar. Kanalı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Nankörlük yapmayan insanlara herkese teşekkür ederim. Yani insanlara herkese ciddi ciddi teşekkür ederim yani. Nankör olan adamlara da yapacak bir şey yok abi. Anca gitsinler bu videoları alsınlar. Sağda solda paylaşsınlar. Benim bilgilerimi anlatsınlar. İşte kendi bu videoları izlesinler. Ne bileyim ne beğen ne yorum yaz böyle. İzle yani olduğun gibi izle anladın mı? Oldu ya böyle tamam oldun mu? Tamam git. Kusura bakma. İsteyen alınsın isteyen alınmasın. Durum bu arkadaşlar. Bilginiz olsun daha da yapacak bir şey yok. Diyecek bir şey bile yok. Ben sıkıldım artık demekten. Ama her defasında e, vuracağım bu lafı. Çünkü bizim millet abi alışmış abi. Beleşe alışmış. Bezeş me, beleş mezar var. Kur'an çapsın girişleri. Vallahi de ki paralı de vallahi arayacak neredeyse. O o dereceye gelmişiz. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Instagram'dan da e, anlık e, hatta şuraya alarm kuracağım. E, alarmımı kurayım. Bunu da Instagram'da e, paylaşacağım arkadaşlar. Buranın kırılmasıyla doğru fiyat yukarı doğru zıplayacaktır. Üzerine zaten kapanışlar geldiği zaman Buraya da bir tane alarm kuruyorum. Bu alarmla beraber beni Instagram'dan 5 e, tane takipçiyi etiketleyen kişiye buradaki alarmdan dolayı direkt ben özelden mesaj atacağım. Artık bundan sonra böyle yapacağım arkadaşlar. Destek bölgelerinde, direnç bölgelerinde alarmlar kuracağım e, ve Instagram'dan beni 5 e, kişiyi etiketleyip kanalıma davet eden ee, arkadaşlara e, özelden direktmen mal alan satış bölgesine geldi diye e, bildirimler kendilerine de gelecekler. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi olmama kaydıyla. E, onun dışında arkadaşlar normal şekilde zaten fotoğrafları Instagram'dan paylaşıyorum. Ne olup ne bitiyor diye beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, daha da diyecek bir şey bulamıyorum. Yapacak bir şey yok artık. Diğer videonun analizlerine devam edeceğim şimdi. Ona göre bakalım artık nasıl bir yol izleyeceğiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.